Bir kuyruklu yıldızın peşinde dünya dışı uzay aracı olduğuna inanan bir grup insan toplu bir şekilde hayatlarına son vermişti. Tarikat üyeleri bunun gibi anlam veremeyeceğimiz pek çok davranış içerisinde olabiliyorlar. Bunun nedeni ise tarikatların üyeleri üzerinde ciddi psikolojik stratejiler benimsemeleri. İşte bugün tarikatların kullandığı 5 psikolojik taktikten bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Girişte küçük bir şekilde bahsettiğim hikaye Heaven's Gate isimli tarikatın hikayesini oluşturuyor. Bu tarikatın üyeleri Hale-Bopp isimli kuyruklu yıldızın dünya dışı bir uzay aracı tarafından takip edildiğini savunuyordu. Buna inanan tarikat üyeleri bir dizi ritüel gerçekleştirdi ve en sonunda da hayatlarına son verdiler. Hayatlarına son verdikleri o gün web sitelerinde şu cümleler yer aldı. Hale-Bopp cennetin kapısını kapatıyor. Burada dünya gezegenindeki 22 yıllık dersimiz nihayet sona eriyor. Tarikat üyelerinin asla anlam veremeyeceğimiz eylemler içerisinde olduğunu söylemiştik. Bir başka sıra dışı örnek de Branch Davidian tarikatından. Tarikatın lideri Mesih olduğunu iddia ediyor ve üyeleri buna inanıyordu. Öte yandan tüm kadınların onun ruhani eşleri olduğunu iddia ediyordu ve yine tarikat üyeleri ona itaat ediyordu. Davidian tarikatı Amerika'daydı. Bir başka örnek de Kenya'dan. Kenya'da Good News isimli bu tarikatın üyeleri Hazreti İsa'ya kavuşacakları vaadiyle aç kalmışlardı. Üyeler dünyanın sonunun geleceği tarihin liderleri tarafından belirlendiğine inanıyordu ve liderlerinin bunu bildiği için kıyametten önce üyelerinin cennete gitmelerini istediği için aç kalın talimatı verdiği ortaya çıktı. Dünya üzerinde bu ve bunun gibi o kadar çok tarikat var ki maalesef hikayelerini sadece bir videoyla anlatamayız. Bu videonun asıl konusu ise nasıl insanların büyük bir bağlılıkla itaat ettiği. İnsanlar tarikat liderlerinin söylediklerine kayıtsız şartsız inanıyor. Liderleri ne derse onu yapıyor. Onların ağzından çıkan bir kelimeyle kendi değerlerinden ödün veriyorlardı. Peki bunu neden yapıyorlardı? Öncelikle apopsikolojik sözlüğüne gidelim ve kültün tanımına bakalım. Alışılmadık inançlar, dış dünyadan izole olma ve otoriter bir yapıyla karakterize edilen dini veya yarı dinsel bir grup. Tarikatlar genellikle son derece uyumlu, iyi organize olmuş, gizli ve üye olmayanlara karşı düşmanca olma eğilimindedirler. Aslında pek çok tarikatın ortak özellikleri vardır. Mesela neredeyse hepsi karizmatik bir lider tarafından yönetilirler. Buradaki karizmatik sözcüğünü insanları oldukça etkileyen bir figür olarak kullanıyorum. Öte yandan tarikat üyeleri genellikle bir arada yaşama eğilimindedirler. Tarikatlar yeni insanlarla tanıştırılabilecek sıradan yerlerden insanlar toplarlar. Yani yeni üyelerini bu gibi yerlerden toplarlar. Örneğin sosyal kulüpler, sosyal medya, tartışma grupları, çeşitli etkinlikler ve benzeri gibi. Bunlar genellikle kimsenin şüphelenmesine neden olmayacak kamusal yerlerdir. Fakat o tanışma anına kadar tarikat kişi hakkında olabildiğince çok bilgi toplar. Zayıflıkları, duygusal durumu, maddi durumu, o anda bulunduğu konum, zafiyetleri ve benzeri. Genellikle tarikata katılan insanların çok saf insanlar olduğunu düşünebiliriz. Çünkü aslında videonun başında da bahsettiğimiz bu uçuk kaçık, asla akla mantığa sığmayan eylemleri nasıl gerçekleştirdiklerini düşünmekte bile zorluk çekiyoruz. Doğal olarak bu insanların kendi kendilerini sorgulayabilme yetilerinin olmadığını ya da çok saf olduklarını düşünebiliriz. Fakat aslında hiç de öyle değiller. Genellikle tarikatlar duygusal olarak zayıf ve muhtaç durumdaki insanları kendilerine çekmeye çalışırlar. Bunlar genellikle yeni mezun ve öğrenciler oluyor maalesef ki. Hatta bunu ülkemizde de çok yaygın bir şekilde görmemiz maalesef ki mümkün. Kalacak yeri olmayan öğrencilere yurt sağlanması veya burs verilmesi, bu gibi çeşitli imkanlarla aslında bu gençlerin tarikata çekilmesi mümkün. Yüzlerce tarikattan bahsediyoruz. Hepsi farklı farklı inançları savunuyor. Her
her birinin çok farklı düşünceleri var fakat hepsinin ortak bir özelliği var. Yeni üyeleri kendisine çekme ve onları elde tutma eylemleri belirli bir örüntüyü takip etmek zorunda. Bunun ilk adımı doğru hedefi seçmek. İlk başta bahsettiğimiz gibi aslında çoğu insan belirli durumlarda tarikatlara çok açık olabiliyor. Öğrenciler, maddi durumu kötü olan insanlar ya da duygusal olarak kendisini zayıf hisseden bir arayışta olan insanlar bunlardan bazıları olabiliyor. Bazı tarikat liderlerinin kendilerini Mesih ilan ettiğini ve bazılarının ise tüm kadınların onların eşi olduğunu söylediğini, tarikat üyelerinin de onlara itaat ettiğini söylemiştik. Hatta Davidian tarikatının lideri, tarikat eşlerinin artık onun eşi olduğunu ve bunun artık tarikatın kuralı olduğunu söylemişti ve gerçekten de hiç kimse itiraz etmeden bu kurala uymuştu. Bu gibi düşüncelere bakılırsa aslında üyelerinin akıl hastası olduğunu düşünebiliriz. Çok normal davranışlar sergilemediği sonucuna varabiliriz. Hatta belirli etik değerleri de geride bıraktığını, normal bir algılayış biçimiyle yapamayacakları eylemleri ya da kabullenemeyecekleri şeyleri o tariketin içindeyken kabullendiklerini görebiliriz. Fakat şöyle bir mantıklı düşündüğümüzde aslında tarikatçıların en önemli amacı da tarikata para kazandırmak. Bu nedenle tarikatlar tamamen öngörülemez insanların onların arasına katılmasını asla istemezler. Onlara para getirecek, davranışları gayet tahmin edilebilir insanları kendilerine çekerler ki eylemleri bir yerde son bulmasın ve sürdürülebilirliği sağlansın. Yani nispeten kırılgan bir dönemden geçen gayet sağlıklı ve akıllı insanlardan oluştuğunu söyleyebiliriz tarikat topluluklarının. Özellikle sosyal medyada çok duyduğumuz ve şimdilerin yeni ilişki terimi love bombing'den bahsedeceğim. Aslına bakarsanız bu kavram çok yeni bir kavram değil. 1970'lerde hatta ortaya çıkmış ve bir tarikatın üyelerini nasıl kazandığı ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda aslında ilk defa ortaya çıkıyor bu kelime. Aşk bombardımanı dediğimiz love bombing birçok farklı kaynağa göre ilk defa Moon tarikatında yeni üyeleri kendilerine çekmek için kullanılıyor. Tarikatın üyelerine Moonie deniliyor bu nedenle. Aslında taktik çok basit. İlk başta doğru hedef olduğuna inanılan kişiye doğru gidildiğinde kişi genellikle kırılgan bir dönemden geçen, savunmasız bir dönemden geçen, sosyoekonomik olarak belki de kötü bir durumda olan, yeni mezun, öğrenci, yeni arayışlarda olan birisi olabiliyor. Ve bu kişi onaylanmaya ve sevilmeye çok ihtiyacı olan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarikatın taktiği ise onun ne kadar iyi olduğunu, onun ne kadar muhteşem olduğunu, onun ne kadar takdire şayan bir insan olduğunu anlatıyor. Yani yeni üyeye karşı büyük bir kucak açma, büyük bir sevgi seli göstererek onlarda minnet duygusunu uyandırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de aslında ilk baştan itibaren bir bağlılık oluşturuluyor. Bu aşamada kişi tamamen beyni yıkanmış bir halde değil henüz. Hala bir şeyleri sorgulayabiliyor ve ona rağmen kendisini gayet güvende ve rahat hissediyor. Aslında işin can alıcı noktası da bu. Love bombing kavramı ile ilgili yapılan pek çok akademik araştırma var demiştim. Bunlardan bazılarını okumak istiyorum. Tarikatlar üyelerine bireysel ilgi göstermenin harika bir törenidir. En sık alıntılanan tarikat işe alım tekniklerinden biri genellikle love bombing olarak bilinir. Potansiyel üyelere ilgi gösterilir. Bu ilgi şefkate dönüşür ve daha sonra genellikle aşkın makul bir simülasyonuna dönüşür. Bu tarikata kabul ritüelinin kur yapma aşamasıdır. Lider, yeni üyeyi örgütün kucağına çekmek ve onu yavaş yavaş garip ritüellerine ve karmaşık inanç sistemlerine alıştırmak ister. Bu erken aşamada direnç en üst seviyede olacaktır. Bireysel ilgi, kişisel ilişkiler, teorik yapılar ve tuhaf davranışlar arasındaki ayrımları bulanıklaştırarak bunun üstesinden gelmek için mükemmel bir araçtır. Bir sonraki adım izolasyon. Doğru hedefi seçtikten ve ona karşılıksız bir sevgi gösterdikten sonra sıra üyeyi izole etmekte. Bu eylemler genellikle tarikat üyesinin tarikatın ritüellerine daldığı inziva şeklinde ortaya çıkar. Tarikat üyeleri çok mükemmel bir şekilde izole edilmelidir ki dışarıdan bir gerçeklikle karşılaşmasın ve gerçeklikleri tarikat
birkaç lideri tarafından kontrol edilebilsin. Üyeler sadece aileleriyle, arkadaşlarıyla ve tanıdıklarıyla fiziksel anlamda izole edilmekle kalmaz. Aynı zamanda dışarıdan alabilecekleri herhangi bir bilgiye karşı da izole edilir. Yani dışarıdan herhangi bir gazete okumak ya da bir haberle karşılaşmak gibi. Her şey bir denetim altındadır. Üyelerin gördüğü tek gerçeklik aslında tarikat tarafından sunulan o gerçeklik olur. Buna çok mükemmel bir örnek videonun başında da bahsettiğimiz Davidian tarikatı. Netflix'te hatta bu tarikatla ilgili çok güzel bir belgesel var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu tarikatın üyeleri Waco'da bir çiftlikte yaşıyorlar ve bu koskocaman çiftlik aslında onların tüm hayatlarını oluşturuyor. Bu çiftlikte okudukları kitaplar tarikat liderinin aslında onlara sunduğu kitaplardan oluşuyor ve dışarıdan bilgi edinmeleri imkansız. Aynı zamanda bu tarikatı diğerlerinden ayıran en önemli şey ise çiftliği yasa dışı silah toplama deposu olarak kullanmalarıydı. 1993'te bu depodan haberdar olan federal ajanlar çiftliğe geliyor ve çiftlikte çatışma çıkıyor. Bu çatışmanın sonunda ise maalesef çiftlik tamamen kül oluyor. Bunun dışında ise ülkemizde de aslında baktığımızda bunun örneklerini görebiliriz. Örneğin Adnan Oktar tarikatına baktığımızda İstanbul'un merkezinde bir villada izole edildiklerini görüyoruz. Hatta bu tarikat dağıldığında dışarıya çıkan kişilerden bazıları ilk defa metroya bindiklerini söylemişti. Yani dışarıyla temasları aslında onlarca yıl önceydi. Ve son adım kontrolü elde tutmak. Zaten izole edildikten sonra kontrolü elinde tutmak çok kolay gibi düşünebilirsiniz. Fakat durum hiç de öyle olmayabilir. Onlarca belki de yüzlerce kişi hep beraber yaşadığı için belirli bir iletişim de söz konusu olacak. Dışarıdan bilgi alınamıyor olabilir fakat bu içeriden düşüncelerin üretilemeyeceği anlamına gelmiyor. Üyeleri elinde tutmak için tarikatlar genellikle belli başlı taktikleri benimser. Sosyal psikolog Alexandra Stein bu durumu şöyle özetliyor. Korktuğumuzda korkudan kaçmakla kalmayız. Güvenli bir limana, birine koşarız ve bu kişi genellikle kendimize bağlı hissettiğimiz bir kişidir. Ancak sözde güvenli liman aynı zamanda korkunun kaynağı olduğunda o kişiye koşmak başarısız bir stratejidir ve korkan kişinin donup kalmasına, yaklaşma ve kaçınma arasında sıkışıp kalmasına neden olur. Birçok üye aslında arkasında tüm hayatını bırakarak o tarikata giriyor. Ailesini, arkadaşını, geçmiş yaşantılarını bırakıyor. Paralarını, tüm eşyalarını ve bedenlerini tarikat liderine sunmak zorunda kalıyorlar. Aslında tüm bu döngü nihayetinde korkuya yol açıyor. Öte yandan tarikat üyesinin rüyasından uyanabilmesi için bir başka tarikat üyesine ihtiyacı var. Yani tarikat içerisindeki muhalif seslerin kurtuluşu aslında birleşerek mümkün olur. Fakat tabii ki de tarikatlerin en büyük amacı anlatıyı kontrol ederek üyeleri üzerindeki kontrolü hiçbir zaman elden bırakmamak. Bunun yanı sıra bazı tarikat üyelerinin de topluluğa kendi hür iradeleriyle katıldıklarını ve aynı zamanda çok mutlu hayatlar yaşadıklarını da söyleyebilirler. Hatta bunun en önemli örneği de yine Waco'daki çiftlikte yaşayan tarikat üyeleri. Bazı tarikat üyeleri hala gerçekten yaşadıkları o hayatın çok mutlu olduğuna ve gerçekten yüce bir amaç için orada bulunduklarına inanıyorlar. Ve hala yıllar geçtikten sonra bile bunu savunuyorlar. Aslında bu nedenle tarikat konusu gerçekten çok fazla karışık konu. Kullanılan tüm bu stratejiler ve taktikler insanların gerçeklik anlayışı üzerinde derinden bir etki bırakabiliyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer konuyla ilgili düşünceleriniz varsa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.